Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, teknolojinin önemine değinerek temel ihtiyaçlar hiyerarşisi virüsle beraber alt üst oldu dedi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, ticaret borsasında sivil toplum örgütü başkanları ve daire müdürleri ile bir araya geldi. Aksaray'ın tarımsal ve teknolojik gelişmelerinin gündeme geldiği konuda Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, gelişen teknoloji ve değişime önemli vurgu yaptı. Gerçekten Aksaray'a yatırım yapan, katma değer üreten başkanım gibi arkadaşların sayısı artar inşallah. Bu çok önemli. Değerli arkadaşlar, bugün burada olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz, bahtiyarız. Gerçekten çok güzel şeyler görüyoruz Aksaray'da. İnşallah burada benim gördüğüm şu, muhteşem bir potansiyel var Aksaray'da. Bakın bunu samimi olarak söylüyorum. Geçen yıl Aksaray'ımız tarımda Türkiye ekonomisine 6 katrilyon katma değer üretmiş. İşte bizim dediğimiz gibi tarımla sanayiyi de birleştirirsek teknolojiyi, yani dünyanın gittiği yerde dünyanın ürettiği teknolojiyle tarımı birleştirir, bir entegre edersek bunun 10 katrilyon, 12 katrilyon olmaması için hiçbir sebep yok. Bizim burada yapmamız gereken tek bir şey var devlet olarak. Yatırımcıların önünü açmak, onları teşvik etmek, onların tıkandığı yerde onlara destek olmak. Zaten yatırımcı da bunu ister. Bundan yani en önemlisi budur. Teşvik etmek, motive etmek, morallerini yüksek tutmak. Onun için bizim burada yapmamız gereken, bizler hepimiz el birliğiyle, bakın siyasetle, belediye başkanımızla, STK'larla, oda başkanlarıyla bir tek hedefimiz olmalı bizim. Aksaray'ımız ve Aksaray'ımızın çocukları. Size şunu samimiyetle söylemem gerekiyor. Dünyanın gittiği yere bizim gitmemiz gerekiyor. Bakın ya değişirsiniz ya da değişim karşısında yok olur gidersiniz. Bizim eğer geleceğimiz, yani biz eğer bundan sonraki hayatımızı gelecekte geçireceksek, o zaman oradaki geleceği mutlak surette tasarlamamız gerekiyor. Bugün teknolojiyle entegre olmayan hiçbir sistemin, hiçbir insanın ayakta kalması mümkün değil. Bakın bugünkü çocukların, bugünkü sosyolojiyi biz iyi analiz etmezsek, bunların ruh dünyaları, neleri istediklerini bilemezsek, bunları yönlendiremezsek yaptığınız hiçbir işin anlamı ve değeri kalmıyor. Bugün çok bilgili olmak hiçbir şekilde bir şey ifade etmiyor. Bakın bilgi artık niye? Çünkü artık bilgiye ulaşmanın maliyeti sıfır. Peki değerli olan ne? Aldığınız bilgiyi işleyebiliyor musunuz? O bilgiden katma değer oluşturabiliyor musunuz? O bilgiyi anlamlandırabiliyor musunuz? O zaman değerli oluyorsunuz ve değer ifade ediyorsunuz. Bu pandemi sürecinden sonra, virüs sürecinden sonra bizim bütün öğrendiğimiz paradigmalar alt üst oldu. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi vardı biliyorsunuz. İşte insan yeme, içme, barınma. Arkadaşlar bunların hepsi alt üst oldu. Artık virüs sürecinde biz gördük ki bizim en temel ihtiyacımız Wi-Fi. Bakın şöyle bir hayal kurun. Bu virüs sürecinde evde internet olmasaydı herkes birbirine girerdi. Öyle mi? Evet. Artık yemek yapma, tıraş olmama, evde iletişim kurma, yatay ve dikey iletişim becerileri hat safhaya çıktı. Onun için bizim görmemiz gereken şu, dünya artık küçük bir köy oldu. Eskiden biz mahallemizdeki biriyle, bir esnafla, bir tüccarla ya da Aksaray'daki bir tüccarla rekabet ederken bugün internetin ortaya çıkmasıyla birlikte artık dünyadaki, Avustralya'daki, Almanya'daki, Hollanda'daki, Mısır'daki, Hindistan'daki bütün üreticilerle rekabet etmek zorundayız. Ya bunlarla rekabet edeceğiz, ya bunlarla beraber yürüyeceğiz, ya da arkadaşlar yok olup gideceğiz. Aksaray'daki bu potansiyeli hepimizin birlikte ortaya çıkarması lazım. Burada altını çizerek bir şey söylemem gerekiyor. Bakın bu çok samimi bir talebim ve isteğimdir. Bizler farklı farklı düşünebiliriz. Zaten bizim farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir. Farklı da düşünmemiz gerekir. Batılı bir bilge diyor ki ben kendimle aynı düşünen bir insanla sohbet etmektense aynaya bakar kendi kendimle sohbet ederim. Yani biz aynı düşünmek zorunda değiliz. Zaten aynı düşünmediğimiz için biz güzeliz.
Ben Hamit Başkan'a dönüşmeyeceğim, Hamit Başkan bana dönüşmeyecek. Biz kendi olduğumuz ortamda, tabi ortamda güzeliz arkadaşlar. Dönüştüğümüz zaman fıtratımız, tabiatımız yok olur. Bu ayrılıklar ve gayrılıklar olabilir. Ama bizim ana bir hedefimiz var. Nedir o ana hedefimiz? Aksaray. Aksaray'ın gelişimi, Aksaray'ın dönüşümü. Bakın şunu samimi olarak söylüyorum. Ve üzülüyorum. Mesela Nevşehir 6,5-7 milyon turist alıyor. Ama ben Aksaray'ın bir özelliğini söyleyeyim size. Sadece orada peri bacaları var. Bakın burada tarım var, burada sanayi var, burada turizm var, burada kültür var. Selçuklulara başkentlik yapmış, ev sahipliği yapmış bir il burası. Her tarafı tarihi dokularla dolu bir il burası. Tek bir şey var. Bizim birlik ve beraberlik içerisinde bu şehirle katma değer üretmek, bu şehire katma değer ürettiğimiz zaman bu şehrin marka değeri yükselecek. Bu şehrin marka değeri yükseldiği zaman Hamit Bey'in evdeki paraları da değer kazanacak, arsaları da değer kazanacak, borsada değer kazanacak. Onun için benim sizden istirhamım, biz hep Aksaray'da işleri konuşalım, işleri eleştirelim. İşte diyelim ki keşke buraya yapsaydı, buraya da yapılması lazım. Hep birbirimizi bu konuda teşvik edelim. Ben hep şuna inandım, öyle terbiye aldım. İki kişi bir yerde samimi ise üçüncüsü de Allah'tır. Bakın buna emin olun. Cenab-ı Allah'ın rahmeti ve bereketi ihtilafın olduğu yere asla olmaz. Başımızın üzerinde yeri var. Biz olaya böyle bakmamız lazım. Zaten Aksaray cennet gibi bir yer. Bakın tarihi, yani bir şehir bir efsaneyi getiriyorsa o efsane ile birlikte kendi kültürel kodlarını da getirir. Şehri Sülaha denmiş buraya. Ne demek Şehri Sülaha? Kötü niyetli insanların, kötülük yapacak insanların barınamadığı. Yani burada üç kişi iyiyse, bir kişi kötü olarak kendini burada gösteriyorsa, belli bir süre sonra o iyilik, o kötülüğü dışarı itiyor. Bu çok çok enteresan bir hikayedir bu. Onun için bu Şehri Sülaha'nın tarihten gelen kodlarını tekrar harekete geçerek el birliğiyle, şu yaşadığımız dünyada bir insanın hiçbir hükmü yoktur. Bakın, şeytanın avukatı diye bir film vardı ve bir şey vardır, motto vardır. Nedir o biliyor musunuz? Amerika'da büyük şirketler neye para veriyorlar biliyor musun? Profesyonel adamları tutuyorlar, diyorlar ki biz yönetim kurulunda böyle bir karar aldık. Sen buna çalışacaksın, bizim bu fikirlerimizi çürüteceksin. Onun için profesyonelce para ödüyorlar ona. Şimdi onun için biz birbirimizi eleştireceğiz ama işlerimizi eleştireceğiz. Onun dışındaki bütün zamanımızda, ben birim amirlerimiz de burada, bizim bütün hayalimiz, hülyamız, derdimiz Aksaray olması gerekiyor. Biz Aksaray'da kardeş aile projesi başlatacağız. Bunun lansmanını da yapacağız. Aileleri varlıklı insanlara dağıtıyoruz. Sağ olsun Hamit Başkanımız, biz teklif etmeden, değerli valim, ben 300 aileyi bizim buradaki üyelerimize dağıtacağım. İnşallah onların bütün bakımlarını, her şeyini üstleneceğim dedi. Huzurunuzda ona da teşekkür ediyorum. Güçlü bir alkış istiyorum. Hakikaten öncelikle ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz de Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Meclisi olarak hep farkındalıklı işlere imza atmanın peşinde ve gayreti içerisindeyiz. Rabbim bize bu fırsatları, bu hizmetleri yapmayı nasip etti. Bundan sonra da sizinle birlikte inşallah görev süreniz boyunca işte Aksaray şahit olacak buna. Öncelikle borsamız menfaatine, borsa üyelerimiz menfaatine, şehrimiz menfaatine bu şehirde yaşamanın bir bedelinin olduğunu, ben insan olarak bu bedeli şehrime ve ülkeme kazandırmanın mecbur olduğunu bilerek Sayın Valimin himayelerinde il müdürlerimizle birlikte doğru projelerle yola çıkarak hedefe varmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız inşallah. Zaten birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Sizde de görüyoruz ki birlik ve beraberliğe ne kadar önem verdiğiniz işte ortada. Bundan dolayı biz bu düsturla hareket edip inşallah birlik beraberlik içerisinde valiliğimizle, belediyemizle, siyasilerimizle, STK'larımızla, il müdürlerimizle ama esas olan vatandaşımızla hemhal olup
çözüm odaklı çalışmanın içerisinde olacağız. Tabii Sayın Valim söyledi, insanlar baş başa verirse taş yerinden kalkar. Açıkçası insanlar sırt sırta verirse ne taş yerinden kalkar ne işler yerine gelir. Ama biz şunu görüyorum ki Sayın Valim'le baş başa omuz omuza verip birçok noktaya hedefe kilitlenip altın vuruş yapacağız Sayın Valim. İnşallah. Bu çok önemli. Şehrimizden bahsettiniz. Şehrimizi iyi analiz etmişsiniz. Görüyoruz ki yani insanlar aslında doktor başta hastayı tedavi eder, onu teşhis eder ve sonuç bekler. Ama siz hakikaten gelmeden Aksaray'ın teşhisini koymuşsunuz ve hemen düğmeye bastınız. Aksaray 11 bin yıllık dünyada üçkentten birisi Sayın Valim. Aksaray yine dünyada ilk bakır demir ticaretini gerçekleştiren bir memleket. Aksaray'da ilk 11 bin yıl önce beyin ameliyatı gerçekleştiren vilayet. Evet. Aksaray Kapadokya'nın giriş kapısı. Aksaray insanı vatan varsa ben varım diyen şuurla hareket edip hep ülkesine vermiş. Vergide mesela 2018 yılında Türkiye'de en çok vergi veren 15 iller arasında ama hizmet alma noktasında maalesef gerilerdeyiz. Yani şurada siz milli eğitimciden gelmediğinizde sorun. Milli eğitimde hakikaten öyle biz gerideydik ama şimdi işte sağ olsun il müdürümüzün gayretli çalışmalarıyla birlikte sizin de gelmenizde buraya neşter. Her şeyin başı eğitim. Eğitime yapılan yatırım hiçbir zaman boşa gitmediğini biz de çok iyi biliyoruz. Eğitimli bir vatandaşımız da çalışkan, dürüst bir şekilde çalışarak inşallah aksayımızı hep birlikte uçuracağız. Bizim insanlarımıza deli cesaretiyle ve girişimci ruhuyla ortaya koydukları özgüveni de katarak hakikaten çok büyük yatırımlar yapıyor. Şuradan çıktığımızda yapacağını geçtim. Yenikent'e vardığımızda oradaki sağlı solu araç parklarının her birinde en az 1 milyon euroluk araç parkı var. Siz ancak gelişim ve değişimden bahsettiniz. Hakikaten bizim çiftçimiz gelişim ve değişime Avrupa'da çıkarılan tarımsal aletlerin yani dijitalliğe dönüşen ve modernleşme tarzında tarımda modernleşmeyi yakalayan Türkiye'de tek il Aksaray ve Aksaray'ın bu çöl bölgesi dediğimiz Yenikent, Sultanahmet, Eşbekaya ve Eski ilçemiz. Buradaki tarımla ilerleyen bir Aksaray inşallah Aksaray Türkiye'de çıkacak. Çünkü gıdayı yöneten dünyayı yönetecek bundan sonra. Zaten bu pandemi sürecinde de gördük ki tarımın ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu. Biz bunu Cennet Mefendi Abdülhamit Han'ın düşündüğü projeyi sizinle birlikte inşallah Aksaray'a geçecek. Çünkü Cumhurbaşkanımız da siz az önce izlediniz. Cumhurbaşkanımızın sözü var. Başbakanlarımız ve bakanlarımızın hepsinin sözü var. Bu proje gerçekleştirilecek. Karasu 80 kilometrelik bir burada tünel hattı var. Ta Abdülhamit Han zamanında hazırlanmış proje var. Bu proje Kızılırmak'a dökülecek. Bu dökülmezse bile şu anda Kızılırmak'ta 530 milyon metrekübik su debisi var. Biz sadece %9'unu istiyoruz bu bölgeye. %9 su debisi Aksaray su ihtiyacına karşılaşacak. Gerektiğinde Mamasır Barajı'na akıtarak, gerektiğinde Eskilimizdeki mevcut şu anda fıkralara konu olan boş barajımızı doldurarak yeraltı su rezervini yükseltecek ve gittiği kırçık kapalı borularla kırçık sistemiyle tamamen Aksaray'a sürerek gidecek. Buradan Karasu'yu Kızılırmak'a döktükten sonra Kızılırmak'ın üzerinde şu an itibariyle İmranlı Barajı, Sarıoğlan Barajı, Yamula Barajı var ve burada Örükmeye Gülşehir Barajı var bir tane. Şimdi son bakanlıktan gelen yazımız var. Bizim bakanı, Sayın Bakanımızın bizim yine Rıfat Sancıoğlu ile ortak yaptığımız konferansta Sayın Bakanımız bu işin incelenmesi için talimatları verdi ve Sayın Bakanımız tarafından bize yazı geldi, size şimdi takdim edeyim onu da. Gülşehir Barajı'nda buradan şu anda şu borular Sayın Valim, şu boru İtibarlı Barajı'ndan BOTAŞ'a gelen su. Bir tane akıyordu, şimdi aynı hattan ikincisi de akıyor. Buradan Eşmeler buluyor. Bu 600'lük borularla geliyor. Işte 60 inç. Yani ona 600'lük de şey diyor. 60 inçlik borularla geliyor. Biz iki tane binlik boruyla getirdiğimizde hem o baraj olacak hem de gidecek çıkarla buradan ya Aksaray Merkez olmak üzere buradan Suriye'ye girecek. Ve ayrıca burada iki tane telfi istasyonu var. Burada enerji maliyeti var. Ağaçörün kısmında zaten devletimizin daha önceden baktığı Ağaçörün kısmında iki telfi istasyonu da enerji maliyeti biliyor. Enerji maliyeti bildiğinden dolayı bu su pahalı olur diye ortaya fikir çıkıyordu. Ama şimdi yenilenebilir enerji sistemleriyle o da aşılır. Ama bakanlığımız son dönemde getirdik yani. Bakanlığımız bırakın İfendi Barajı'nı dedi. Gülşehir Barajı'ndan Kotmuhtarı'ya buradan Aksaray'la Hüseyin Başkan vardı. Aksaray'la olarak bakanlığa gittiğimizde DSİ Genel Müdürlüğü'yle görüştüğümüzde orada Aksaray'la bir arkadaşımız var.
Ankara'da navigasyon işi yapıyor. Tüm dünyanın navigasyon sistemlerini şey diyor. Kenan koltuğu bulduğu Kırşehir'den aktığında Aksaray Cazibe ile suyun akabildiğini. Kızılırmak Kırşehir'den geçiyor. Buradan Cazibe ile Aksaray'a hemen Mamasın Barajı'ndaki bir içme suyumuzu ver. Bayraklı bölgesinde değil mi şimdi kapalı sistemin yarın olan kapalı sisteme suyu aktarıyor. Hem de buradan yine Kırşehir'e eskile kadar yani bu coğrafyaya sürüyor. Bırak eskiden ondan sonra Kuzey Konya dedikleri Abdülhakim Cihan Bey'in kulu gibi bölgelere de suyu verebiliyor. Biz yüksekte eve dönsek de sevgin dönmesek de sen bakalım bu tekerlek tümsekte yarın evet bizimdir bizimdir gün doğmuş gün doğup 60 evet bizimdir. İşte kimin de yükleyeceğine bir daha. Tabii bizim derdimiz çok ama en önemli iki derdimiz var. Bunlardan bir tanesi demiryolu, bir tanesi de Aksaray Havzası'nın sulanması. Tabii burası tarım ağırlıklı olduğu için Aksaray Havzası'nın sulanması ile ilgili ben biraz bahsetmek istiyorum. Biz STK'larımızla Hamit Başkanımın da olduğu bir programda DSİ Genel Müdürlüğümüze bir toplantı yaptık. Tabii Aksaray Havzası'nın sulanması ile ilgili biz şehirde birçok konuşmalar yapıyoruz, yerel gündemler oluşturuyoruz ama ben üzülerek söyleyeyim, şunu gördüm. DSİ'nin gündemine biz o toplantıda girdik. Öyle değil mi başkanım? Evet, aynen. Tamamen işte Konya Havzası'nın sulanması, Konya Havzası'nın sulanması diye bahsediliyor. Ben burada şunu gördüm. Biz birlik ve beraberlik içerisinde hareket eder, kapı aşındırırsak Aksaray olarak gündem oluyoruz. Bunu sağlamış olduk. Daha sonra yine toplantılar yaptık. Ben en son Cumhurbaşkanımızla bayramlaşma programında yine demiryolu ve Aksaray Havzası'nın sulanmasıyla ilgili taleplerimizi ilettim. Zaten Cumhurbaşkanımızın meydanlarda verdiği sözler var, onları da kendilerine hatırlattım. Cumhurbaşkanımız Tarım Bakanımıza talimat verdiğini söylemişti. Yine Sayın Valimizle, Belediye Başkanımızla ve Milletvekilimizle en son Tarım Bakanımızı ziyaret ettik. Orada da Tarım Bakanımız bu projeyle ilgili talimatlarını verdiler. Çalışın, hazırlık yapın, bize gelin diye. Biz yine şehir olarak STK'larımızla, orada başkanlarımızla, valimizin öncülüğünde milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla ilgili taraflarla kapı aşındırmaya devam edeceğiz. Yani şunu hissettirmek lazım. Aksaray'ın buna ihtiyacı var. Bunu bir kere söylemeyle de olmuyor, onu söyleyeyim. Birkaç kez gideceğiz, emek harcayacağız ve yıldıracağız. Ben belediye başkan yardımcılığı döneminde bana gelen muhtarlar vardı. İşte her gelmesinde gelir bir şeyler koparırdı. Ben de diyorum ki biz her gittiğimizde bir şeyler koparıyoruz, koparmak zorundayız. Bu mücadeleden asla yılmayacağız ve pes etmeyeceğiz. Bu havzanın sulanmasıyla ilgili, biliyorsunuz ben de köylüyüm ve köylü çocuğuyum. Yenikent Havzası, Eski Havzası, Eşmekay Havzası'nın sulanmasıyla ilgili bu mücadelemizi vereceğiz. Belediye Başkanımız Nevzat Baltan'ın sözü vardı. Gece rüyasında belediyeyi görmeyen dertlenmiyorlardı. Eğer biz gece rüyamızda şehrimizi görmüyorsak dertlenmiyoruz demektir. Bu konularla bizim dertlenmemiz lazım. Birlik ve beraberlik içerisinde bu işi götürmemiz lazım. Hemen demiryoluyla ilgili de bir bilgi vereyim. Yine ben Cumhurbaşkanımıza en son bu konuyu arz ettim. Bakanımız değişti biliyorsunuz, Ulaştırma Bakanımız. Ulaştırma Bakanımıza da Ali Mantı Valimiz döneminde yine milletvekillerimizle, belediye başkanımızla bir telekonferans yöntemiyle bir araya geldik. Orada da konuyu arz ettik. İnşallah Sayın Valimizle, Hamza Valimizle de Ulaştırma Bakanımızdan bir randevu alacağız. Artı Naci Abal'da Bütçe Başkanlığından bir randevu alacağız. Ve demiryol projesinde inşallah bu dönemde hayata geçireceğiz diye ümit ediyorum. Bu şehir bizim. İnanın göreve başlayınca artık önceki döneme hazır hale geliyorsunuz. Aksaray'da sokak ortasında bir kişi ölü olarak bulundu. Aksaray'da sokak ortasında kanlar içinde yerde bulunan ve bıçakla yaralandığı anlaşılan, üzerinden kimliği çıkmayan 25-30 yaşlarında bir erkek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis ölen kişiyle saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Olay bugün saat 5.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi 764. sokakta meydana geldi. Yoldan geçenler yerde kanlar içinde bir kişinin yattığını görünce polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri üzerinden kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarındaki kişinin sol göğsünden ve belinden bıçaklandığını belirledi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis ölen kişiyle saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Aksaray Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Doğan, berber ve kuaförleri koronavirüse karşı uyardı. Aksaray Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Doğan açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, Aksaray Belediyesi Zabıta ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeler yapılıyor. Kurallara uymayan meslektaşlarıma katı ceza yaptırımları uygulanacaktır ifadelerine yer verdi. Pandemi süresinde Sayın Bakanımızın bize vermiş olduğu 14 maddelik mesleklerin ve kuaförlerin, güzellik salonlarının, berberlerin uyması gereken şartlara harfiyen uyuyoruz. Tabii bununla ilgili valiliğimiz, belediyemiz, zabıta ekipleri, sağlık il müdürlüğüyle iş yerlerini denetleme yapıyoruz. İş yerlerindeki mesafelerine, maske takılmalarına, kadar varına kadar inceliyor. Çünkü bu pandemi sürecinde berber ve kuaför güzellik salonları 52 gün boyunca kapalı kaldı. Tabii devletimizin almış olduğu önlemdir. Biz her zaman devletimizin almış olduğu kararlara uyarız ve uymak zorundayız. Biz çünkü esnaf teşkilatıyız. Çünkü aynen doktor gibi, sağlıkçılar gibi tehlikeli meslek sınıfına yer alan bir meslek grubumuz var. Tabii bu meslek grubumuzdaki arkadaşlarımızın, bakanlığımızın açıklamasıyla ilgili süreç bitti, normala dönme dönemimizi geçtiği sonra sakal tıraşımız yasaktır, makyajımız yasaktır, ağda, maske, buna benzer şeyleri kesinlikle yapmıyoruz. İş yerlerimizde sadece mutlaka girişlerinde pandemi süreciyle ilgili iş yerlerine gelen müşterilerimizin maske takılması gerekmektedir. Bunları defalarca biz söylüyoruz. Randevulu sistemi çalışıyoruz. Randevu defterlerimiz vardır. Müşterilerin ismini, soyadını, telefon numarasını varına kadar kaydediyoruz. Tabii 3 koltuğumuz var ise, 4 koltuğumuz var ise ikişer koltuk düzeninde çalışıyor. Yani ara bir koltuğu boş bırakmak şartıyla çalışıyoruz. İçeride fazla bir müşteri almıyoruz. Çünkü içeride herhangi bir ikramdır. Bunları da yapmıyoruz. Çünkü müşteri gelip eğer burada beklerse, buradaki tıraş olan sayı fazlalığı zaman herhangi bir tehlikeli sınıfa girmemek adıyla müşterilerimizin ve meslektaşlarımızın sağlığını daha kontrol etmek için hijyenik kurallarına özellikle uyuyoruz. Çünkü bizler her müşteriden sonra zaten iş yerlerimizi dezenfekte ediyoruz. Bununla ilgili belediyelerimizden almış olduğumuz, kendilerimizden almış olduğumuz dezenfekte ilaçları var. Bunlarla dezenfekte ediyoruz. Tabii tek kullanımlık havlu kullanıyoruz. Bizim tek kullanımlık havlularımızın amacımız bir müşteriye kullan at bölümü. Yani bir müşteriyi tıraş ettikten sonra ikinci müşteri aynı şeyi kullanmıyoruz. Bu gerçekten pandemi sürecinde ve sağlık yönünden de çok avantajlı. Yine tek kullanımlık penüverler getirdik. Tek kullanımlık penüverler kullanıyoruz. Bu da amaç nedir? Bir başka penüveri, bir başka müşteriyi atmamak adına tek kullanımlık, hijyenik, tek kişiye özel olaraktan kullanıyoruz. İnşallah bunların devletimiz tarafından daimi olmasını sağlamak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bizim istediğimiz arkadaşlarımıza da elbette 52 gün boş çalışmadık. Belki para kazanamadık. Ama öncelikle sağlığımızı düşünmemiz gerekir. Müşterimizin sağlığını düşünmemiz gerekir. 52 günün sonra normal sürece geçtiği zaman yine biz bu parayı kazanabileceğiz. Ama kurallara uyma şartıyla ne kadar kurallarımıza uyarsak hem kendi sağlığımız, hem ailemizin sağlığımızı, hem müşterinin sağlığını öne getirmiş olacağız. Onun için valiliğimizin, sağlık il müdürlüğümüzün, belediyemin çalışmalarına, canı gönülden tüm meslektaşlarıma, tüm üyelerime buradan sesleniyorum. Mutlaka arkadaşlar, bizler bu kurallara uymamız gerekir ve bu kurallarla çalışmaya devam edeceğiz. Süreç geçene kadar hem kendimize, hem ailemize, hem müşterilerimize olduğu süreç boyunca dikkat etmesini öğreneceğiz. Zaten biz Türk toplumu olaraktan Rabbime şükürler olsun. Temiz bir Türk topluluğumuz, temiz bir insanız ve biz temiz bir milletiz. Onun için biz bu aşamaları geçeceğimizden inanıyorum, eminim. Ama yine de ne olursa tamam geçti anlamına kullanmayacağız. Her konuda yine hijyenik kurallarımıza uymaya devam edeceğiz. Tabii üyelerimizden kurallara uymayanlardan valinin fıfsı kurulu tarafından incelenerekten kurallara uygun bulunmayan
meslektaşlarımızla ilgili tabii cezalar yazıldı. Yani bunlar da hukuk kurumu tarafından, maliye tarafından arkadaşların eline gelecek. Çünkü bizler kanunu yapıcı değiliz. Çünkü kanuna uymadığı süre boyunca mutlaka ki cezalar kesilecek. Yani bugün ben de dahil olmuş olsam, eğer bu kurallara oda başkanı olarak bizler uymuyorsak alt taban uymaz. Onun için arkadaşlarıma her zaman diyorum, mutlaka hijyenik kurallarınıza uymanız gerekir. Takip mesafesine uyması gerekir. Çünkü bir arkadaşımız eğer bir saç kesim yapıyorsa, maske yapıyorsa, reklam üzerinden, Facebook üzerinden, Instagram üzerinden paylaşıyorsa bu da yasal değildir. Bunlarla ilgili İl Ticaret Müdürlüğümüz, valiliğimiz bunları kontrol edip oradan bile koplarını alıp ceza yazabilecekler. Vali Hamza Aydoğdu bugün Kargın köyüne ziyarete esnasında maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyamayan genç kıza "seni biz okutacağız" sözünü verdi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu kent genelinde belde ve köylerdeki ziyaret ve incelemelerini hızla sürdürürken merkeze bağlı Kargın köyünde genç bir kızın maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyamadığını öğrendi. Kadın üreticilerle görüşme esnasında ortaya çıkan olayda Vali Hamza Aydoğdu meyve bahçesinde günlük yemyeci olarak çalışan lise çağındaki Ayşenur Göktaş ile eğitim kapsamında sohbet etti. Genç kız ailesinin maddi imkansızlıklar nedeniyle kendisini okula gönderemediğini gözyaşları içinde Vali Aydoğdu Oğlu'yu anlatan Ayşenur Göktaş'a "sen okuyacaksın, bizim önceliğimiz sizlersiniz, sizlerin okuması lazım" diye yanıt verdi. Bu durumdaki ailelerle görüşüleceğini ve kızlarının eğitim hayatının devam etmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını vurgulayan Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ı arayarak maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyamayan kızların gerekli değerlendirmelerin ve ihtiyaçlarına ilişkin düzenlemelerin ardından kayıtlarının alınması talimatını verdi. Genç kız Vali Aydoğdu "bizim önceliğimiz kızların okutulması, seni biz okuturuz" sözüyle gözyaşlarına boğuldu. Vali Aydoğdu ise "ağlama, sen bizi de ağlatacaksın, senin okuman lazım, bizim önceliğimiz kızların okutulması" dedi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle okulunu bırakmak zorunda kaldığını belirten Göktaş ise "okulu bıraktıktan sonra günlük yemyeci olarak çalışmaya başladım. Vali Bey eğitimim için gerekli desteği vereceğini söylediğinde çok mutlu oldum" şeklinde konuştu. Ayşenur'un annesi Gülgün Göktaş da kızının tekrar eğitimine devam etmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek "imkanımız yoktu, kızımı okutamadım. Köyümüzde kızım gibi okuyamayan kızlarımız var. Vali Bey söz verdi. İnşallah kızım okuluna tekrar devam edecek" diye konuştu. Çocuklarını bizim okutmamız lazım arkadaşlar. Özellikle tamam kız çocuklarına. Sen okuyacaksın, tamam mı? Ağlama, beni de ağlatacaksın ya. Allah Allah. Ufak tefek dokunuşlarla her şey çözülür. Onu söylüyorum ya. Ufak tefek bu çocuklar gidecekler, merkezde, yurtta kalacaklar. Okula gidecekler, cumartesi çocukları gidecekler. Babasının maddi durumu çok iyi. Çok. Babasının işi yok, annesinin işi yok. Bizi tutacağız ya. Ama var ya, çocuklarla okul isteyenler anlatılmayacak şekilde. Tamam, yarın Milli Eğitim Müdürü buraya gelecek. Muhtar nerede? Geliyorsun. Bütün öğrencilerin o okulu terk eden, 9. sınıfta okula gitmeyen hepsinin şeyini alıyorsun. Bütün pansiyon giderlerini kardeşim biz karşılayacağız, tamam mı? Bu çocukları kaydediyorsun, bu çocukları kaydediyorsun. Anlaştırma. Tamam, hadi. Bizle görüşüyor. Çocukların hepsinin adını, soyadını, TC'sini, itibat numarasını alıyor. Eylül'den itibaren biz onları şehirde okutuyoruz, tamam mı? Tamam, hadi. Sağ olun. Tamam mı? Anne. Bak her şeyden önemli bu çocukların okulları. Evet. Yarın ben il müdürde söyleyeceğim. Senin bir sıkıntın olursa bana söyleyeceksin. Bu kızların hepsi okuyacak. Bu köyde, bu köyde okumayan bir kız kalmayacak. Benim kendi kızım. Tamam mı? Liseye gitmek istiyorum. Bak liseye gitmek isteyen lise, İmam Hatip'e gitmek isteyen İmam Hatip'e, Endüstri Meslek Sesine gitmek isteyen Endüstri Meslek Sesine il müdürümüz kaydedecek. Onları yatılı okutacağız. Cumartesi, pazarda gelecekler eve. Siz de çocuklarınızı takip edeceksiniz. Kurtarın. Bak aman ha. Bir sıkıntın oldu mu bana ulaşacak. Evet, ben okuyamamıştım. Burada çalışıyordum. Vali Bey de sordu, okuyor musun, okumuyor musun diye. Ben de okuyamadığımı söyledim. Bana gerekli desteği vereceğini söyledi. Çok teşekkür ediyorum ona. Çok mutluyum. Meydan arkada ben de okuyamadığım için bazı şeylerden dolayı hayallerimizi gerçekleştirdiği için çok teşekkür ediyorum. Biz burada, valimiz geldi, burada çalışıyoruz, işçiyiz.
Valim bizi, vali kızım Ayşenur'u okutmak istiyor. Çok güzel bir duygu. Allah razı olsun valimizden. Kız. Köyümüzde kızım kadar, kızımın yaşlarına çok çocukları okuyamadı kızlar var. Valimiz bize söz verdi. Onun adına çok teşekkür ediyoruz. Hep İnşallah hepimiz okur kızlarımız. Kuruyemiş sektöründe hizmet veren Aksaraylı esnaf, yerli tüketime gereken önemin verilmesi konusunda çağrıda bulundu. Salgın sürecinde küresel düzeyde olduğu gibi Türkiye'de de gıdaya ulaşmanın zorlaşmasıyla bir yandan gıda ürünlerinin fiyatı arttı, diğer yandan salgından en çok etkilenen kesimler yine düşük gelir grubundakiler oldu. Kuruyemiş sektöründe hizmet veren Aksaraylı esnaf, vatandaşlarımızı yerli tüketime teşvik etmeliyiz dedi. Merhabalar, biz Aksaray'da kuruyemiş esnafıyız. Yarım asırdır hani kuruyemiş sektöründeyiz. Kuruyemiş sektörünün bazı problemleri var. Her sektörde olduğu gibi fiyatların artışı hani hem bizi hem diğer esnafları yıpratmakta. Fakat biz bu yarım asırdır kuruyemişin de olmamız sebebiyle bütün ürünleri kendimiz üretiyoruz ve insanlara da yerli üretimi teşvik ediyoruz. Tabii ki de ithal gelen ürünlerimiz var. Fakat hani bunların fiyatları yüksek, insanların alım gücü oldukça yavaş yavaş aşağıya iniyor. Fakat yerli üretimleri, kendi ürünlerimizi tercih ederlerse insanlar daha uygun fiyata yine kaliteli ürünler tüketebilirler. Eskiye nazaran şu anda çok çok daha azaldı. Fakat yine dediğim gibi yerli üretimler, kendi üretimlerimiz tercih edilirse bu alım gücü biraz daha yukarıya taşınabilir. Tabii ki de her sektörün etkilendiği kadar kuruyemiş sektörü, gıda sektörü de etkilenmiştir. Bu etkilenme şu şekilde, daha çok küçük küçük alımlar değil de hani toplu alımlar oldu. Yoğunluk azaldı fakat herhangi bir müşterinin bir kere de aldığı ürün miktarı daha fazla arttı. Dediğim gibi yoğunlukta bir azalma oldu fakat. Sırada hava durumu. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar burada olacağız. Prefabrik yapı sektörünün öncü markası Stilhouse'la ev sahibi olmak çok kolay. Pratik, ekonomik ve dayanıklı yapılar üreten Stilhouse, farklı kat seçeneklerinin yanı sıra istenilen metrekare ve renk seçenekleriyle sizleri hayallerinizdeki eve kısa bir süre içerisinde ulaştırıyor. Ve en ideal yapıları vizyon edinmiş olan Stilhouse sizin güvenliğinizi ön planda tutuyor. Detaylı bilgi için 444 9068 no'lu kurumsal hattımızı arayabilirsiniz. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberleri sunduk. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.